Evet, herkese merhaba. Bugün karşılaştığımız problem ise Walden'in küçük mütevazı ocağının şu gördüğünüz gaz dağıtım yani ocak boruların biri, yani bu pimlerden bir tanesi içeri kaçmış. Şimdi biz yanlardan tabi modeli ne bunun? Açıkçası modelin ne olduğunu bilmiyorum. Eski tip diyelim. Yanlardan iki iki vidalarını söktük. Şimdi kaldırıp onu tekrar yukarı almaya çalışacağız. Evet. Eski ocağın gaz borularının tamirine devam ediyoruz. Buradaki problemi tekrar açıklayacak olursak, şu gördüğünüz gaz çıkış boruları zamanla, şöyle de göstereyim, ince bir sacdan yapıldığı için paslanıyor. Yıllar sonra işte oksitleniyor derken kırılıyor. Kırılmış. Biz bunları tabi söktük. Şimdi tabi vidaları yalama yapmış. Bu vidaları nasıl çıkarıyoruz? Spiral taşı soktuğunuzda, spiral taşla bunları parçalayıp çıkarmaya çalıştığınızda büyük ihtimal ana kasaya zarar vereceksiniz. Yani yüzeyine, ocağın yüzeyine. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Uyumlu ölçülerdeki metal matkap ucuyla hafif su yaparak, baskı uygulayarak ve aynı zamanda da diğer borulara zarar vermeyecek şekilde bir yere koyuyorsunuz. Ondan sonra deliyorsunuz. Zaten bunu da delmişiz. Gördüğünüz gibi başlığı geçmiş. Bunu da aynı şekilde yapacağız. Uygulama devam edecek. Peki ondan sonraki aşama nedir diye soracak olursanız, şuradan çizimlerini aldığımız, yani şöyle gösterelim. Şu eski aparatlardan biz yenilerini yapacağız. Daha bizim sacımız hem biraz daha etli, daha güzel. Ondan da çizimini bir naylon yardımıyla aldık, sonra buraya kopyaladık. Şunu önce bir keseceğiz. Bunu kestikten sonra bunu koyup tekrar bunun ölçülerini bir tane daha keseceğiz. Ondan sonra yeni vidalama aparatlarımızı sıkıştırıp uygulamayı tamamlayacağız. Nasıl döküyoruz?
şekilde çiziyoruz ama annemin açtığı kalem tıraş bir işe yaramadı diyecektim ki. Bu şekilde bir şeffaf naylon da olabilir. Şöyle bir çizim alacağız arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir çizim alacağız. Şu şekilde. Şurayı iyi ayarlamamız lazım ki ötekinde problem yaşamayalım. Bunu da parça olarak kullanacağınız sacın üzerine alalım burada. Şöyle getiriyoruz. Ters düz ediyoruz. Ama ters düz etmeden önce bizimki biraz büyük olmuş. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle bastırıyoruz. Dolayısıyla çıkan çizgileri takip ederek yuvarlağı oluşturuyoruz. Bu kadar. Evet. Hazırladığımız parçalar bunlar. İkisini de aynı şekilde ocağın ölçülerine göre ölçtük. Anlık olarak her birine özel bir şekilde. Çünkü bunların parçası elimizde yok. Sonuçta biz ocak işleri falan yapmıyoruz. Elimizdeki işte depomuzdaki malzemelerden spiral taşımızla, dekopaj testeremizle, metal ağızlarıyla tabi matkabımızla oluşturduğumuz parçalar bunlar. Bunların montajını yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi şu vidalarla. Ondan sonra takıp montajı tamamlayıp çalıştıracağız. Bakalım olacak mı? Arkadaşlar normalde bu yekpareymiş. Bunu üreten vaktinde fabrika içine bunu bağlı bir şekilde, monteli bir şekilde, kaynaklı bir şekilde büyük ihtimal veya sıkıştırma tekniğiyle yaparak, montajını ederek satışa sunmuş. Biz şimdi bunu söküp hiç boruyu filan daraltıp veya yamultma ihtimalini göze almadan parçayı ona göre yaptım. Dolayısıyla burası bunu tutan pul vazifesi görecek, eski tutucusu. Ben şimdi yeni tutucusunu şuradan yerleştiriyorum. Bak, bu böyle duracak. Buradan ana kasaya, ocağın kasasını bunu montaj edeceğiz. Bu eskisi gibi sapasağlam böyle duracak. Yani mantığı bu. Hani biz eski parçasının bir nevi yenisini üretmiş olduk. Yeni montaj yapmış olduk yani. Arkadaşlar aynen bu şekilde. Bakın diğer parçalarda bu bizim uyguladığımız. Bunlar da eski parçaları. Şöyle bir gösterelim. Tabi zamanla bunlar hep paslanmış filan derken bunlar sağlam. Yani bir dahakine kadar idare edeceğini düşünüyorum. Artık bundan sonra atılır. Yani bizim yaptığımız parça da bu. Önceki parçalarda bunlardı. Alttaki bana bir de asla dönecek, tamam mı?
Nasıl oldu? Tamam, şimdi öteki de aynı şekilde. Bu da aynı şekilde dönmesin. Bakalım oradan gözüküyor mu? Evet, ocak gaz borularının tadilatını, tamiratını yaptık. Bunlar içeri göçmüşlerdi. Aynı şekilde bunları tamiri yaptık. Borularının geliş borularına içindeki yerlerini taktık. Taktıktan sonra dört köşesini oturttuk. Vidalarımızı taktık. Birazdan denemesini yapacağız. Temizliğini yapıp yerine tekrar kullanıma hazır bir şekilde bırakacağız. Şöyle son vidayı da sıkalım. Tamam. Evet. Ocağımızın tamiri bitmiş bulunmakta. Şimdi denemesini yapacağız. Tabii biz bununla uygulama yaparken ne yapmıştık? Güvenlik tedbirleri çok önemli. Gerçekten bunu hani dikkatli bir şekilde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız yapmaya çalışın. Yoksa tamire verin. Çünkü doğalgaz olunca biraz tehlikeli olabiliyor iş. Önce biz burayı tabii kapattık. Ondan sonra arkadaki bağlantısını sökmeden sadece bu gaz borularıyla alakalı tamiratta bulunduk. Şimdi testimize başlayalım. Evet. Küçüğümüzü şöyle biraz kısalım. Tamam. Birkaç tane deliği yanmıyor. Ben de üflüyorum onlara. Evet. Tamam. Bu tamam. Şimdi şuradakini deneyelim. Bunlar zaten yanıyordu. Şu ikisi yanmıyordu misal. Sırayla gidiyoruz. Bu yukarıkiymiş. Şu büyük olan. Evet. Kısır. Fazla. Az. Evet de güzel. Şimdi yukarıdakine gidelim. O da aynı şekilde. Yani bunlar çok sık böyle tamire gelecek ürünler değiller. Zaten yeni modelleri çıktı ama evinizde sizin de bu model varsa bu şekilde yani. Tamir yapın artık bir daha bozulana kadar devam eder. Güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ondan sonra yenisi alınır zaten. İzlediğiniz için teşekkürler.